Yani burada standart ameliyat tekniklerini bilmeniz bir şey ifade etmiyor. Hmm. Çünkü yaptığınız iş bir sanat işi. Yani Aynen. ekstradan yani ekstrem bir cerrahi. Yani burnometrinin zorluğu zaten orada. Yani bir milimetrelik oynamalar o kişiyi mutlu edecekken mutsuz edebilir. Ben burada hep şöyle diyorum. %51 başarıdır, %49 şikayettir hastada. Hmm. Yani bakın yüzde birlik bir oransal bir değer o hasta için şikayet hayatını katlanılmaz bir hale getirmek ile... Ee, çok ciddi memnuniyet arasında böyle git geldiğiniz bir ameliyat gerçekten. Nefes alması ayrı bir sorun. Şekilsel anlamda hastanın istediğini oluşturabilmeniz ayrı bir problem. Ve o burunu gerçekten çevresindeki herkese beğendirtebilmek bu da ayrı bir problem. Yani siz yaptınız güzel oldu burun hasta memnun değilse sorun. Hasta memnun, çevresi memnun ise sorun. <laughs> bir de öyle bir sorun var. Evet, yani bunun evet. çünkü bütün akrabaları, eşi, <laughs> dostu, çevresi, kardeşleri, komşuları, Doğru. herkes ona bu, artık yorum yapıyor. Bir şey takarlar çünkü. Yani, Aynen. Ay, ya biraz daha mı kaldırsaydın acaba? Bak şekerim, <laughs> şunun şurası birazcık şey yok buradaki deliğin hafif kapalı olmuş. Onu birazcık daha açtırsaydın keşke falan gibi. Değil evet. Mi? Ben hakikaten şöyle diyorum, İnsanlar düşün bir ev alırken, araba alırken. Üzerlerine bir kıyafet alırken ne kadar ince eleyip sık dokuyorlar. Böyle burun ameliyatı gibi hayatlarındaki belki en önemli kararları bence. Yani bir hastanın hayatında verdiği en önemli karardır benim nazarımda. Yani yüzüyle ilgili çünkü çok ciddi kalıcı bir uygulama yapmaya karar veriyor. Hı hı. Ve bu uygulamayı yaparken de böyle e, nasıl desem alerjile verilmiş ya da çok düşünülmeden yapılmış sonuçlar bize nasıl yansıyor? Sekonder burun ameliyatları olarak yansıyor. Ben hakikaten geçen hafta örnek çok sayıda burun ameliyatı yaptım. Bu hastaların neredeyse %80'i diyorum artık %80 daha önce yapılmış, daha önce ameliyat olmuş, düzeltmeye, düzeltmeye gelen ve bunlar artık ikinci ameliyat, üçüncü ameliyat, dördüncü ameliyat hatta beşinci ameliyat için gelen hastalarla karşılaşıyorum. Of, of, of. Ve bunların her birisi ayrı ayrı hekimlere ameliyat olmuş olan hastalar. Ve bazılarını da artık diyoruz ki maalesef efendim burada bir şey yapamayacağız çünkü sizin burnunuz artık bitmiş yani yapılacak bir şey yok. Ay çok önce bir şey ama noktasına geldiğimiz hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu hastalara hep şunu diyorum neden diyorum yani şimdi bulabildin biz yıllardır buradaydık zaten neden bulamadınız hani hmm. doğru hekimi neden bulamadınız burada hakikaten hastaların e, bu işi belki çok küçümsediklerinden ya da Burnu ameliyatı değil mi canım diyor. Yani o yapmazsa öteki yapar. O yapmazsa öteki yapar. Yani her hekimin bu ameliyatta aynı sonucu ulaşabileceğine inanıyorlar. Çünkü standart ameliyat teknikleri kullanıldığını zannediyor ama öyle değil. Yani siz mesela işte yüzü çok iri olan birini Angelina Jolie'nin burnunu getirin koyun yani komik durur. Yani, yani kesin böyle bir şey söz konusu değil.